Selamlar arkadaşlar. Assassin's Creed Origins'in Türkçe oynanış ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son patch'li, son sürümlü, son DLC'li full pack edition'lı haliyle Sivalı Bayang hikayesine giriş yapmıştık ilk bölümden. Ve şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk bölümden yine genel olarak zaten bildiğiniz gibi her oyunda olduğu gibi bize genel oyunun bazı özelliklerini anlattığı, bazı yapılacak şeyleri, yakın uzak menzil silahlarını, işte geliştirmelerini böyle yapabilirsin, hayvan derilerinden işte elde ettiğin, topladığın işte kaynaklarla, materyallerle gidip işte ne bileyim dericide, dokumacıda şurada olduğu gibi işte demirci daha göremedik. Zaten demirciyle de pek bir işimiz yokmuş. Mehtaran da o kadar şey yaptı ama illa ama oyunda belli ki demirci de var zaten. Yani olması da lazım. Yoksa demir döküm şeyleri nasıl dövüş yapacaksın illa. Neyse. Onlara gidip işte item craftlayıp ya da geliştirip upgradeleyebiliyormuşuz. Zaten şuradan da her Assassin oyununda yaptığım gibi, geçen bölüm ilk bölüm olduğu için çok şey yapmayayım dedim. Şuradan hızlıca bir yine her oyunda olduğu gibi oyunun kendi dünyasını şeyine bakalım. Burada gördüğünüz gibi zaten sol altta yakınlaştırıp uzaklaştırmaya farenin orta tuşu diyor ama beni biliyormuş zaten. Benim farenin orta tuşu Allah'a emanet hareket ettiği için yani uzaklaştırsam yakınlaştırıyor, yakınlaştırsam uzaklaştırıyor, ters yapıyor. Bazen hiç alakasız, o yüzden oraya girmiyoruz. Normal şöyle, dünyası çok büyük ama hafif hafif dolanacağız. Yapacak bir şey yok. Bazen de işte eğer fare bize az önceki gibi iyi davranırsa, bak yine böyle uzaklaştırıp yapabiliriz. Neyse, Legend diyor. Legend neyse, oradan bir hızlıca bakalım. Kategori olarak görevlerimiz, beyaz şeyin üzerindeki siyah ünlem işareti normal görev verenler, yani yan görevler belli ki şuradaki gibi, bak mesela üstüne gelince göremiyoruz şu anda. Altın sarısı baklava dilimi olan görev hedefi, o görev belli ki şu an ama aktif yok. Aynı şekilde koyu renkte daha böyle soluk olan, o da görev hedefi. Bir de intikam görevi var turkuaz siyah renklerde, o ne bilmiyorum, bizi İllaki öldüren birileri çıkar herhalde. Yani yanlışlıkla bir büyük birine sataşırız ya da onlar gelir bize sataşır. Hiç ummadığımız bir anda yani mahalle kavgası arasında kalabiliriz. O hesap. Öyle bir şey mi bilmiyorum. Bizi öldüren birini takip ya da ilk çıktığı dönemler doğal olarak bu oyun online'da ve diğer oyuncularla etkileşimli olduğu için diğer oyuncuların kullandıkları, yani onları öldüren kişilerin şeylerini kesip şey yapabiliyoruz mu? Öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum ama duymuştum yani ilk defa oynadığım için. Ama biz tabii çoğunlukla single player oynadığımızdan, her ne kadar Uplay şey bağlantımız hesabımız olsa da orijinal olarak. Neyse. Önemli noktalar diyor, yine normal özel işaret. Bayeyi normal bir mavi ok işareti yapmışlar ki şu an şurada gördüğünüz gibi. Ondan sonra ziyaret edilmediler var. Birçok işte açık dünya oyunlarında olduğu gibi. Yani ufak bölgeler. Oranın yakınına yaklaştığınızda Far Cry Primal'dan hatırlarsanız. Oraya yeterince yaklaştığınızda oranın soru işareti kayboluyor ve ufak bir XP ödülüyle işte o bölgenin adı ortaya çıkıyor ve haritada görünüyor. Ha bunlar yine görünüyor haritada ama olsun. Senu'nun bölgeleri var ki 78 tane bakış noktası varmış. Çok da büyük. Zaten o bakış noktalarını hem açmak hızlı işte fast travel'ı ve aynı zamanda bizim kuşumuz olan kartalımız, göklerdeki gözümüz olan Senu'nun daha geniş çaplı araziler araştırmasını, işte onun sezgi gücünü arttırıyormuş. Neyse, şehirler böyle iki kapısı olan devasa bir ev gibi ışınlanmış. Köylerde daha çok böyle belli gibi. Zaten şurada Siva gözüküyor gördüğünüz gibi. Neyse, ondan sonra ne var? Hipodrom var. At yarışları şeylerin olduğu yani çeritlerin. Gladiator arenası var. Kırmızı olarak gözüken 3 tane mızrak olan hisarlar var ki bir tane geçen bölümde hisara mı denk geldik, karakola mı denk geldik bilmiyorum da oradan zar zor kaçmıştık. 2 mızrağın olduğu orta ordu, yani orta miktarda asker. Bir tek mızrak şurada göründüğü gibi küçük ordu, ufak bir birlik herhalde. Savaş fili diyor, henüz de onunla karşılaşmadık. Kırmızı fil işareti, bakış noktalarını biliyor musun, zaten senin işareti var. Kanatlarını açılmadan ama siyah. Yıldızları hizala diyor, onu bilmiyorum, yıldız haritası çıkarttıracak olabilir. Hazineler var, kupa gibi bir şey galiba, ne oldu belli. Papirüsler var, normal işte şöyle padişah fermanı şey gibi yazıların oldu. Ondan sonra geç. Mezarlar var, orada zaten bir Firavun mezar gibi bir lahit şeyi görseli var. Münzevi mekanı dedi, yine aynı maskeli onların takıldıkları yerler. Aslan ini, timsah ini, sırtlan, hipopotam, leopar, dağ keçisi, akbaba ve kobra inleri varmış. Bunlar genel olarak hayvanlar. Patlam Yusuf heykeli, şu geçen bölüm kapanmadan önce merak ettim. Meydanda hallettiğimiz işte o dönemki, hatırlarsınız oyunun başında işte Siva bölgesi, işte vahası.
Milattan önce 49 yılı diyordu. Bayek mayek eşi daha yanındayken, çocuğu mocuğu yanındayken işte orada herif geldiğinde Firavunmuş. O dönemki Firavun. Bizimki de zaten zaman atlaması bir yıl sonra diye sardığında ki bizi şu an o bir yıl sonrasına attı. Yani İsa'dan önceki dönem olarak kabul edilen işte milattan önceki zamanlarda günümüzdeki gibi işte atıyorum bu yıl 2024'teyiz, bir sonraki yıl 2025 değil. Ve eksi dönemlerde yıl ilerlendikçe rakam düşüyor. Yani 49 yılındaydı o giriş. Şu an biz milattan önce 48 yılında olmamız lazım. Artıya doğru gidiyoruz, sıfıra. Neyse. Belli ki bir şeyler olmuş, yaşanmış. Siva'da olan herkesi öldüreceğim demişti zaten Bayek. O yüzden bize de herhalde bir geçmiş flashback atar. O yüzden ne onun adı, herif gebermeden önceki herif dedi, sen Mecai değil misin? Tanrılar ve özellikle Firavunlar halklarını koruyan askerler değil miyiz? Ben kimsenin ve hiçbir şeyin Mecai değilim. Kendi başıma tek tabanca adamım. Herkesin amına koyacağım demişti zaten Bayek. O yüzden şurada bir tane kırmızı şey kaskı gibi, boynuzlu şey kaskı gibi gözüken ne o, filalekeler ne halsa öyle bir şey var. Da fotolar var. O ne bilmiyoruz. Ondan sonra acaba Far Off is Curse, Firavunların laneti denen bir şey var. Onunla daha karşılaşmadık. Çapraz işaret. Ondan sonra Myths of the Faroes. Firavunlar mitleri, Firavunların mitleri diye bir şey var. Yine yazı gibi bir şey, duvar yazısı. Scorpion Lair var. Kuyruk işareti, onu ayrı tutmuşlar. Anubis Shadow var. Anubis'in gölgesi veya şeyi neyse. Kurt, bayağı bildiğiniz köpek, çakal işareti. Bir de Shadow of the Scarab. Scarab, şu Scarab dedikler zaten, onlar da hem önemli ve kutsal kabul edilen şu bildiğiniz bok böceği şeyi. Sonra da dükkanlarda işte demirci, bak gördüğünüz gibi gözüküyor. Biz şu an bulamadık daha demirciyi. Ahır ve dokumacıyı gördük. Bir de turkuaz deve şeklinde göçebe pazarı diyor. Onunla da henüz daha karşılaşmadık. Tamam, bu genel şeyleri buradan. F3'e de şey koymuşlar işte, fotoğraflar diyor. Bu genel olarak dünya şeylerini yapıyor. Fotoğrafları gizli. Cart curt. Sadece arkadaşlar, tamamlanmamış mekanları göster diyor. Ve genel olarak tüm simgeler. Tüm simgeler de kalsın böyle. Bizim mevzumuz. Şuradan şeyi de gördüm. Hedefler kısmımızdan işte. Şu an bildiğiniz gibi 5 kişinin peşinde Bayek. Oyuna girdiğimizde de agası olan Hebzefa da öyle mi demişti. O zaman biri gitti, kaldı 4'ü diye. Böyle 4 tane sokuk var. Yılan mılan diğerleri bilmiyor. Bir de başta şöyle bir maske var. Başka birileri daha çıkabilir. Burada değil de şurada. Görevlerde sıralama varmış. O güzel bir şey. Mesafe diyor. En yakın mesafe. En son ve işte seviyeye göre. Tabii ki seviye. Tamamlananlar burada. Genel açıklamaları şeylerde tek tek öyle ben okurum. Hoşuma gidiyor. Adamlar en azından uğraşmış yani hikayesi için. Tesisatlarda da bir legend koymuşlar. Onlar ne diye bir şöyle bakayım dedim. Şu hatırlarsanız özellikle DLC ve son sürüm paketiyle aldığımız için bizim zaten daha birinci seviyede 15. 16. kalite olan aldığımız, kuşandığımız şeyler vardı. Onların verdiği rünler var. Burada bak mesela hasar emme değeri diyor. Bayağı %10 ihtimalle şu an sıfırdı ama gelen hasarın bilmem kaçını sömürür diyor. Birinci seviyede %50, ikinci seviye 65, üçüncü seviye 80, dördüncü seviye 95. Bayağı mükemmel. Bulursak öyle bir item ama tabii gelen hasarın %95'ini sömürecek diyor. Lakin %10 ihtimal. Çok düşük yani. 10 darbenin birini ancak. Sonra hasar soğurma oranı diyor. %30 ihtimalle 20, 30, 40 ve 50'sini işte sömürebiliyormuş, soğurabiliyormuş ne halsa. Adrenalin yenilenmesi. Bayak bir silahı elinde tuttuğu her saniye başına işte saniyede 1, 2, 3, 4 puan adrenalin yeniler falan filan. Bildiğiniz gibi bu oyunda adrenalin çubuğu var altta. Bir sonraki olan Odyssey'de Metal'in dediğine göre hem skill ağacı hem şeylere daha da fazlaymış. Burada fazla skill yokmuş herhalde. Kullanılabilir skill yani. Neyse. Kaçınmada adrenalin. Bayak işte bir saldırıyı savuşturduğunda İşte adrenalin puanı kazanıyorum. 100 üzerinden veya 1000 üzerinden işte 20, 25, 30, 35 neyse. Yaralama da adrenalin diyor. Hasar aldığımızda bayağı adrenalin puanı kazanıyormuş. Öyle öyle gidiyor. Ondan sonra öldürmeyle adrenalin, bu bayağı iyi. Düşman öldürdüğünde genel olarak adrenalin artışı, öfkelenme yani rage. Vuruş ile kanat diyor. Saldırılar bilmem kaç şu an sıfır ihtimalle kanamaya yol açar. Bu bayağı güzel bir şey bulabilirsek. %10, 20, 30, 40 diye gidiyor. Dörder seviye zaten hepsi. O bizim işte silahlarda gördüğüm yandaki o 4 çentik olanlar oymuş demek ki. Combo kat sayısı ardışık her vuruşta işte %10, %110, %115, 20, 25 diye gidiyor. Katlıyormuş. Kritik vuruş hasarları. Kritik vuruş yaptığımızda o kritik vuruşu katlıyor. %120, %300'e kadar. Bu bayağı iyi. Ama kritik vurmazsak bundan hiçbir anlamı yok. Ha, kritik oranı da burada bayağı genel saldırılarının kritik vurma ihtimalini gösteriyordu. İlk seviye işte 20, 30, 40, 50 yani yarı yarıya falan. Ateş direncimiz var.
Yakın saldırı direncimiz var. Bunlar aynı olduğu için hızlıca geçiyorum. Zaten sizi durdurur kontrol. Uzak saldırı direncimiz. Hassasiyet diyor, ok dağılması. Bu ok dağılması dediğini bilmiyorum. Az önceki geçen bölümde de söylediğim ilk bölümde oyun ayarlarından sensitivleri düşüreceğim. Bir de o şey kasma ayarını şey yapacağım da. Büyük ihtimal kasma ayarının sebebi arkadaşlar dediğim gibi ben bunları çok önceden çekiyorum. Siz sonradan izleyeceksiniz ama Syndicate'de de bazı yerlerde olmuştu. Ben şu an yine tam tarif vermek gerekirse. İlk bölümü, geçen bölümü bugün karanlık olunca o da bir bokta göremedim bir dakika. 17 Ağustos Cumartesi günü öğlen 3.30-4 civarında çekmiştim ilk bölümü ve öğlen sıcağından her ne kadar bugün birazcık ortalama sıcaklıkları 29-28 derece dese de odanın sıcaklığı bir anda 32'ye çıkınca o anlık droplanmalar yaşandı. Çünkü Syndicate'in bile bildiğiniz gibi ana menüde gösterdim en yüksek en tepe ayarlarında oynuyorduk. 4 GB RAM'in şeyin hafızasının 3 küsür GB'ını doldurmasına rağmen Syndicate'de genel bug'ları ve şeyleri dışında hiç şey olmamıştı. Bundaki şey olması da yine aynı ısınmayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ha yine bazı o şüphelendiğim şeyleri kapattım ama bu daha az yer kaplıyor Syndicate'e göre. Bu 2600'ünü dolduruyor. Öbürü 3000'ünü kullanıyordu. Neyse. Diyeceğim o ki uzun lafın kısası fare hassasiyeti birazcık dediğim gibi ilk 2-3 bölümde hem tuşları hem genel olarak hassasiyete elim alışacaktır. Alıştıktan sonra zaten ortadan ağzına sıçacağız da şu var. Hatırlarsanız envanter sayfamızda biz canımızı geliştirdiğimizde bir de uzak menzili olarak sabitleme kol bilekliği derisi diye bir şey vardı. Onu bizim şu anda birinci seviye olduğu için onu ilerleyen zamanlarda topladığımız derilerle geliştirdiğimizdeki illaki geliştireceğiz. Hassasiyeti biraz daha dengeler yani genel olarak bayağı daha rahat odaklanmasını sabitlemesini sağlarsa ben hassasiyeti düşürür veya arttırırsam daha iyi olacakken kendi elimizde bozmuş oluruz. O yüzden bilekliklerimizi giysilerimizi geliştirene kadar idare edeceğiz. Çok zaten ok kullanmam ama kullanacak olursam da birazcık sabırlı kullanmayı deneyeceğiz. Kaçırırsam da çok şey yapmayın. Beni bilen biliyor zaten. Benim cross'um hayvan gibi ama her türlü her yerden vururum ama. Elimizdeki de sonuçta ok yay dönemi olduğu için yine eski zamanlara döndük. Son oyunlarda hep silahlı dönemlere gittiydik ama yani bir ok aşağı yukarı bu dönemki ne kadar gerçekte işte bayağı 35-40 metreden ileriye ok atamadığını gördük. Normalde çok da uzağa gider orijinal gerçek bir ok ama işte geçen bölümde işte akbabaları falan vurayım dediğimde herif tepemizden taş çatlasın 25-30 metre üstümüzden uçuyordu. Ok gitmedi bile yani. Neyse. O yüzden böyle bir şey var. Gizlilik hasarı diyor. Fark edilmeyen atışlar daha fazla hasar verir. Bu herhalde şey yine okla alakalı bir şey atış değil mi? Taarruz hızı diyor. Bu yay şarj süresi diyor. Daha hızlı germe çekme. Bu da iyi bir şey. Atış derecesi de yayın atış hızı. Zaten katlanarak gidiyor. Hasar emmeler, savunmalar, kritik vuruşlar, yakın uzak saldırı dirençleri, ok falan diye gidiyor. Bunlar da şu altın renktekinlerde bizim işte direkt özellik verenler yanıyor. Bizim şu anki elimizde bildiğiniz gibi okumuz direkt yakıyor milleti, herkesi. Ondan sonra menzil vuruş katlayıcı hedeften 20 metreden uzaktan vurursan, daha uzaktan vurursan ok için işte çift kat hasar veriyormuş. Bu güzel bir şey. Yüksekten atladığımızda 3 metre üzerinden daha çok hasar veriyormuş 2 kat. Extra hot 2 tane ok atıyormuş. Ondan sonra hocama bloklamayla kanatma. Geçen bölümde niye işte kalkanımızı güçlendiriyor ama niye perileyemiyorum yani kaçınayıp ya da karşılayamıyorum diye daha henüz özellik açamamışız. O yüzden ben çünkü yanlışlıkla 3-5 kişiye saldırdığımızda, daha doğrusu onlar bize saldırdıklarında kalkanımı devamlı açıp herifin bana vurmasını bekleyip karşı saldırı yapmaya, en azından karşılamaya çalıştığımda E'ye bastığımda bir bok çıkmamasının sebebi o. Daha skill'i açamamışız. Savaşçı skill'in adı o. O yüzden yani mevzu bizle alakalı değil. Neyse. Blok ile zehirleme aynı şekilde bloklardan. Blokla uyutma varmış %10'da olsa herhalde herif bize vurunca onu dek getirirsek adam uykuya dalıyor herhalde. Ondan sonra vuruşla zehirleme, şu an mecai kılıcımız bayağı zehirliyor bildiğiniz gibi. O aktif nasıl olduğunu gördük. Vuruşla uyut var. Kritik vuruşla sağlık kazanma. Bu bayağı güzel. Sağlığınız ölüme yaklaştığında, LoL'deki Olaf gibi ölüme yakın olduğunda daha da işte deve inadı gibi şey var dediği gibi. Sağlığınız %20'nin altına düştüğünde tüm saldırınız artık kritik vurur diyor. Bu artık rünü kazandığımıza rün diyeyim. Anından taarruz bu köpek işareti oymuş. Bizim ağır saldırımız shift F yaptığımız, adrenalin doluyken yaptığımız saldırılar artık anında gerçekleşiyor. Bazen bekleme süresi bir böyle pozisyon alması oluyor ya, onun gibi bir şey. Burada da vuruş ile sağlık kazan, bayağı düşmanlarına her vurduğunda %1 can sağlığını yeniler diyor. Çok güzel bir şey bu da, azar azar durur. Şu da çok iyi. Her öldürdüğü düşman başına %15 canını geri kazanır. Mükemmel bir şey. Can sömürüsü yani. Kelle avcısı gibi bir şey. Kaçınma ile sağlık kazanma, her başarılı kaçınmasından sonra %50'sini engeller diyor. Ve şu da lanetli diye bir şey var. Bayağı %200 daha fazla hasar verir ama sağlığı %33'e düşer yani.
üçte birine kadar canı düşüyor. Ölüme yaklaştırıyor ama güç. Lanetli. Bunlar belli ki oyundaki aktif olan rünler ya da devam olarak. Bizim şu an zaten bildiğiniz gibi en taşaklı yayı kullanıyoruz. Yani atış bak gördün mü solda bak. Atış derecesi ve öldürme ile adrenalin mesela 4'te 2'ymiş. İkinci seviye yani. Atış derecesi 4'te 3'müş. Ve menzilli vuruş katlayıcı var. O az önce neydi okuduğumuzda? Uzak menzilden vurduğumuzda bu daha çok damage veriyor. Aslında bu olabilir. Yakına girmeden vurursak. Bunda mesela taarruz hızı varmış sonda. Combo katsayısı ve yakıyor. Bunun da yakma özelliği var zamanla azar azar da olsa. Değiştire değiştire kullanırız. Bunlar zaten altınlar özeller. Sonra devemiz zaten son model Mercedes. Geç. Bunlar zaten giysiler sadece görsel. Değiştirerek yine kullanırız. Çöl kobrasımız bir getirisi yok. Ha, burada daha açılmayan var. Üretimler işte sadaklarımız daha da ok sayısı artacak. Şu işte. Sabitleyici eldiven diyor. Uzak saldırı hasarını arttırır diyor. Bu belki de bizim nişan almamızı iyileştirecek. Yanında bak fark ettiyseniz ok sadağının yanında ufak çentikler var. 5 ya da 6 tane çentik var. O kadar geliştirebilecek ama bu bayağı sona kadar gidiyor. 10-12 tane bayağı bir gelişecek belli ki. Aynı şekilde bu eldiven de öyle. Yakın saldırı. Canı bir kez geliştirebildik. Öyle öyle gidiyor. Bunlar da aynı. Vuruş ile kanatmamız var. Düşük bir ihtimal. 4'te 1 diyor. Kritik vuruş hasarımız çok iyi. Kritik vuruş eğer bala götü bir tane kritik atarsak 4. seviye olduğu için ne diyordu? %300 kritik hasar artışı verecek bu. Ve vuruşumuzda da zehirleme var. Yani şu alttaki sarı ürünler, altın renkli ürünler direkt zaten açık. Yapıyor yani onları. Diğerleri ihtimale kalıyor. Blokla zehirlemede işte blok yapamadığım için herifi zehirlemedim. Yoksa bu da zehirleyebilirdik. Öyle öyle gidiyoruz. Şu an zaten gayet iyiyiz. Ve şurada işte. Aha. Kaçınma. Birinin saldırısını engellemek için E shift'le kendini hazırla. Saldırı geldiği anda E ile karşılık ver ve vur. Bunu yapamamamızın sebebi skill'in açık olmaması. Tam da seviyeyi atlamanın ucundaymışız. Atlasak çok iyi olacağız. Envanterimiz burada. Mecai nişan diyor falan filan. Ben onu okudum. İşte halkın, tanrının ve şeylerin koruyucusudur. Şu an bir bakış noktasında başka hiçbir şey kaçırmadı. Zaten bu seride dediğim gibi etrafta dolaşmamızdan şeye kadar God of War, işte Hogwarts Legacy kanalında olan birçok öyle açık dünya oyunu gibi her şeyini irili ayrıntılı ana görevinde, yan görevinde dolaşmasını da videoda yapacağız. Burada bir 15-20 dakika kadar bir konuşup zaman kaybetmemizin sebebi de o. İlk bölümde yapamadığım genel konuşma ve açılış işte incelemeyi burada yapmış olduk. Daha başka da bir şey kalmadı zaten. Güzel bir manzarayla giriyoruz. Şu bizim Senu mu lan? Senu sen misin kanki? Hiç belli olmuyor mu? Yalnız ok götümüze girdi. Bayık ne yapayım abi? Şuradan şöyle gidersek Senu'nun şemsiyeğini bir geliştirelim. Çok güzel. 100 TP. Dayı o 100 TP beni level atlatır mı? Adam. Çok iyi lan. Bak bala göte bir tane şey oldu. Hangisiydi lan kabiliyet tuşu? Y miydi? U muydu? Y teçhizatmış. U'ydu galiba skiller. Yok lan I'ya bastım. Gece olunca da körün ama yokladığı gibi. Hah tamam. Şimdi bak perilemeyi yapabiliriz işte karşılamayı. Baktım inceledim bazılarını. Çoğunluğu birer. Şu taraftakiler 2-3'ler var. Bir de şurada medium'da çok güzel bir özellik gördüm. Sonuçta Ubisoft, Far Cry'ı da Ubisoft yaptığı için evcil hayvan alabiliyormuşuz vahşi hayvanlardan. Ama altta bak en altta diyor ki alfa hayvanların evcilleştirilemeyeceğini unutmayın diyor. Yani tepe, apex predator denilen cinsleri alamıyoruz ama genel olarak bir kaplan maplan aldığımızı düşünsenize. O yüzden olabildiğince zaten %100 yapmaya çalışacağız skill'lerinde, şeylerinde. Şu çok iyi ama şu an bana lazım olan şu perileme. Onu yapmam lazım. Bu ne ağır saldırı. Bu da aslında işimi gördü de havadan saldırı ama şu an ben o kalkanımı kullanmak istiyorum. Çünkü kalkanımda da başarılı bir geri savuşturmanın şey var ya zehirleme. Şu an zaten full zehir. Mecai kılıcımız zehirliyor. Kalkanımız da zehirliyor bu sayede. Yürü. Tamamdır. Sonra ne? Silah hamili. O ne? İkinci bir silah dövüş silahı kuşanılabilir diyor. Geç yapmak için ikiye bas. İkinci bir silah taşıyabiliyormuşuz artık. Yani şu tab ekranındaki şunu alabiliyoruz. Kilitli diyordu ya. Silah hamilini al. Kilit herhangi bir alet yeteneği açarak alınıyor. Bu alet diyor zaten. Menzilli de yay hamilini alacağız. İkinci bir ok mu taşıyor artık? İki okla mı gidiyor Legolas gibi psikopat? Açmak için ana görev. Açmak için aletlerde cephane falan filan. Tamam. Şu an üçüncü seviyedeyiz. Menzil hasarımız 49. Yakın hasarımız 30. Sağlığımız da 327. Gayet güzel. Şimdi artık kaçınmada adrenalinimiz var. Kaçınma dediği işte boşlukta. Hasar soğurma oranımız var. Ve
blok zehirlememiz var. Kaçınmada adrenalin, hasar sormaya bir bakalım onlar neydi. Kaçınmada adrenalin şu. Başarılı bir savuşturma yaptığında 3. seviyeymiş yanlış görmüyorsam 30 puan adrenalin alacağız yani. O kalkan elimizde olduğu için. Bir de neydi lan? Hasar savurmada 3'müş aynı o da. Neredesin lan hasar savurma? %40'ını, %30 ihtimalle %40'ını kesin şey yapacak yani. O ihtimal var %30'u ama %40'ını kesin alacak. Ve işte blokladığımızda da zehirleyecek. Çok güzel zehir, zehir, zehir. Şu ok. Tamamdır. Eğlenmeden gidelim çünkü ben de bayağı yani memleketin acemisi olduğumuz için etrafı da bir keşfetmek istiyorum. Her şeyini bir şöyle dolu dolu bir bakayım etrafa. Kanka C'den bir bırak. Hala da elim arada shift'e gidiyor. Shift'e bildiğiniz gibi kalkanı açıyor. Tamam. Bir mapa basalım. Senun'un ikinci yerini hallettik. Şurada şeyler var. Şurada bir tapınak gibi yer var. Görevler var. Ahır şey. Demirci olsaydı şu elimdeki gereksiz olanları satabilirdim. Bir şu dokumacıyla şeyde ne var bir bakalım. Sizle beraber. Ne alıp satıyorlar yani. Şu an içinde bayağı bir az bir mühimmatımız olduğu için belki işimize yarar bir şeyler çıkar. O dediğinden alalım. Bayağı altına sıçmış gibi yürüyorum kanka ne yapayım. Citizens of Shiva. Behold what becomes of those who disobey Medunamun. Priest to the Pharaoh. Ne diyorsun lan? Take care you faithfully follow his beneficent command. You owe all you have. Your farms, your goods, your children. You owe your very lives to his highness, Ptolemy, the benefactor, ruler of the two lands. Ne asker mi? Köle şeyi mi lan bu? 4 tane Rus çocuğu var. Şu dokumacıya bakıp şunları da alacağım. Döndüm abla sağ ol. Merhaba Toma mı? Abla göğüslerim falan dışarıda ya. En azından üstüne bir kumaş mumaş çalmalalaydın onu. Neyse. Konuşma lan konuşma geleceğim biraz. 711 paramız varmış. Maşallah. Şimdi Masai savaşçısı diyor. Bunlar genel olarak skinler yani. Bir şey vermiyorlar. Zaten bizde daha iyiler var. Çapulcu mapulcu geç. Satlarda ne var? Ha genel olarak buradan şey. 3 tane, 2 tane, 1'er tane. Yani bayağı az şeyimiz var yani. Geç. Tamam. Bunları alıp satıyor belli ki ama. Yakında bir de ahır vardı. O ne alıp satıyor? Herhalde at satıyordur. Bu giysi sattığına göre dokumacı. Dokumacı da herhalde. Ha yürüme böyleymiş. Tamam. Bu da herhalde at neyim satıyordur. Aynen. Atlar satıyor bu. Deve yok mu dayı? Gerçi deve varmış. Satın olmadı. Bizim gezgin. Bizim random atı satsam mı ki ya deveyi? Abi şimdi kullanma. Hayvanla boşu boşuna durmasın. Satıyorum ya. Zaten dediğim gibi DLC ve şey paketiyle gelen 3 tane efsanevi bineğimiz var. İkisi at ki atları çok nadiren kullanırım. Ha, bizim Senu geldi. Satıyorum o yüzden. Eyvallah reis. Bir bölümlük yanımdaydın ama. Atı sattım ama. Şey beygir. Ne diyorum ben ya? Şey. Bizim normal deveyi. Tamam. Ama dediğim gibi çoğunlukla zaten deveyi kullanacağım için APEP'i kullanırız. Dokumacı giysi satıyor. Ve bizim genel olarak materyalleri alıyor. Hayvan derilerini, şeylerini, bronzları, çelik, mikel, cart, curt. Bu ahırdaki de genel olarak işte at deve satıyor. Aynı şekilde at deve satın alıyor. Demirci de büyük ihtimalle silah ve ekipman çeşitleri satıp aynı şekilde silah ve ekipman çeşitleri alacak belli ki. Ben şimdi Senu'yla bunlara saldıramıyorum değil mi? Şöyle bir saldırsam. Aynen daha açamadım. Şuradan bir grup asker geçti. Onlar bir karışmasın bizim kavgamıza. Ben şunlara saldıracağım. Behold what becomes of those who disobey Medunamun. Priest to the Pharaoh. Take care you faithfully follow his beneficent commands. You cannot escape. Ne oldu bravo diyor sokak. Ana ne? Daha erken bastı. Ne diyorsun lan? Koydum beni. Ne oldu? İnsanlar artık. Ne satıyordun lan sen? Medenomun, medenomun. Ha? Ne diyordun, ne diyordun? Stop!
Öyle mi? Masum muymuş bu? Neyse tamam. Bir defaya masum olsun. Ne bileyim o Medenomon dediği sopun çığırtkanlığını yapınca dedim herhalde şerefsiz. Geberttim lavuğu. Tamam. O zaman gana bulandık biraz, boka bir süre bulandık ama tamam. Şimdi yapacak bir şeyimiz yok, artık serbest takılmaya geçelim. Görev neyim? Şu bizim şeyler vardı, aldığımız yan görevler vardı. Kale var, şey var. Birazcık da gelişmek lazım. Şurada ne var bir bakacağım. Birazcık yerleşke gibi bir şey yap. Kanka neredesin? Hop hep gel kanka. Seninle işimiz var. İşaretlenen yere gitmek için. Kanka işaretlenen yere götürelim değil mi? Çok iyi lan bu otomatik gitme. Kanka işaretlenen yere gittiğine emin misin sen? Kanka sen yanlış yere gidiyorsun ya. Nereye gidiyorsun lan? Şuradan gitsem. Gerçi burası kalya mı lan? Reis buradan dolanmak zorunlu mu ya? Şuradan girivesek. Çok emin olamadım ama. Amon tapınağıymış bak burası. Bunlar asker herhalde. Hey now. Aa durmuş lan bu. You're finished. Ne diyorsun sokun? Arkadaşı tek yakalayıp dövmek güzel oldu ha. Seni bir çağıralım. Bir genel ortam analizi yapsın kanka. Şurada bir yerde bir şey var herhalde. Senon'un bak görüşü daralıyor. Hatırladığım kadarıyla Senon'un görüşü daraldığı zaman bir şeyler oluyor. Ne oldu? Ne var orada? Mekan görevleri, bilmem bir şeyler. Cart çurt. Savunuyor, mavunuyor. Bir sokağın biri orada. Beşlik var bir tane. Burası kale gibi bir şeymiş lan. O yüzden şeymiş. Orada bir dörtlü grup var. Gün gidiyor neredeyse ama. Ateş var orada. Hazine yağmala. Yani ben buraya şu an sataşırsam büyük ihtimalle döverler gibime geliyor beni ama. Şansımızı bir denesek mi acaba? Hazineyi yağmalıyor 3 tane. 2 tanesini buldum ama. Şu tarafta bir şey varmış herhalde. Üçüncü şey de orada. Şurada bir hazine daha var. Uyuyor. Kim uyuyor lan? Buş mu uyuyor? Ayakta mı uyuyor mu? İçeride birkaç herif daha var. Konuşuyor, konuşuyor. Cart çurt. Tamam ya. Bu kadar galiba. Tamam senin. Şansımızı bir deneyelim ya. Dayak yersek de yeriz. Ok sadağı varmış şurada. Please let me out. My family needs me. Görmedin, görmedin, gel bak. Is that you? Get me out of here. Bayek mi? Wait, Bayek. Where are you going? Dayı dur, bir yere gitmiyorum lan. Herifi siktim, sakin ol. Sen kimsin yarak? Bayek, is that you? Get me out of here. Sen kimsin sokun? Bayek. Dayı dur, kurtaracağım lan, bir sakin ol. What do you want me to tell you? I know nothing. Dayı neredesin? Şu tam şeyin içinde misin? Yukarıda mısın ama? Ha şuradayın galiba. Sen misin lan? Çekiyor. Neyi yakaladın lan? You die. This is four other priests. I pray they are all alive. Hide right here. We are certain no one's around. Get away from the temple. Şeyi çaldı yavşak. Yavşak seni. Geber amcık. Doğrarım ha. Tamam. Oğlum yalnız benim bu zehir duman attı lan her yeri. Sis atılmış gibi oldu her yere. Sokun biri daha geliyor. Belki görmez beni.
Lan herif zehri öldü lan. Vay amına koyayım, ben böyle bir memleketin en etkili osurağı amına koyayım. Yalnız etrafta bu kadar adam yoktu lan, ne yaptın, respawnladın mı amına koyayım biz buradayız diye. Yalnız iyi zehirledi daha, bizim de zehirlememiz ayrı bir güzel. Yalnız göz gözü görmüyor, bu nasıl? Ne oldu lan? Onlar şeyi yakmaya mı gidiyorlar? Burada bir sürü bir şey varmış. Çarçurt. Ne diyorsun dayı? Hayır, kavgayı arıyorsan söyle yani. Bu ne? İnançlılara. Ne inancı lan? Hangi inanç? Yağmalarıyız. Ha dur, şu kutunun üstüne çıktık tabii doğal olarak. Nasıl yağmalasın abi? Kaka ama ben düz duruyorum, sen bak ya. Yay buldu bir tane de, o bize gelmez be reis. Tırt yani. Oha, burada şey mi varmış lan? Tamam. Şu tarafta varmış bir tane bir şey. Ne diyorsun lan? Kanka şuradan çıkabiliyor mu? Adam. Demir neyin bir şey bulduk. Şurada şey varmış. Buradan çıkabiliyor mu? Gerçi her yer zaten çıkılacak şey ya. Ne diyor? Teramun'un çiftçilerini bul ve kurtar. Aa, yanlışlıkla zaten görevin olduğu yere gelmişim lan galiba. Dur, taptan mı açıyorduk görevleri? Tapınaktaki mahkumlar. Lan daha görev almadan göreve geldim herhalde ben. Duck direkt aktif oldu amına. Yanlışlıkla da şeyi bulduk. Normalde şunlar vardı. En son. Amon tapınağındaki rahipleri bul ve kurtar. Aynen. Bilmeden öbür göreve gelmişiz ama. Tesisatta ne oldu lan? Ha şu şeyler. Hangisine geldi oğlum? Oka mı geldi? Ha menzilliye gelmiş. Hangisi o? Şu. Tırt. Sal beni reis. Oho iyi can gitti lan. Ufacık yerden düşüyorsun ama iyi can gitti. Karbon kristal ne ola ki lan? Öyle bir şey aldık. Ben şimdi şuradan aşağı doğru gitsem kayıp mı olurum acaba? Dayı buralar nereler amına? Bayağı şeyin içine girdik ama burada belli ki bir yarrak yok. Burayı niye böyle bir giriş yapmışlar ki o zaman? Hey what? Sen nereden geldin, çıktın lan? Lan sokuk. Vay yavşak vay. Dayı silahımı alabilir miyim? Bir saniye. Çok karanlık, hiç bakıyorum ya. Seyirden amına koydum çocuk. Sansürde geberttik herifi. Gece olunca. İbnenin içine doğdu herhalde burada olduğum amına. Kokladın mı pezemek? Neyse beyler, tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı, geç. Ne diyor? Hedefi bul. Şey mi oldu? Ha, aynen buradaymış zaten. Aile toplantısı da buradaymış. Senu. Tamam. Nerede? Şurada. Düşmanlar. İyi. Bize de kısa yoldan göstermiş olduk. Biz şu an neredeyiz? Tam şuradayız değil mi? Tamam. Kendime bakabiliyor musun Senu'yla? Senu bir kanka dursana bir. Yeee tamam. Bizimkiler orada. Çiftçiler Amon Tapınağı'nın arkasında esir tutuluyor. Tamam. Buradaki üçüncü hazine neredeydi? Onu tam şey ettiremedim ama. Dayı şu şeyden çıkılabiliyorsa çok makbule geçecek be. Oh çok güzel, çok güzel, çok güzel. Daha cevabı, daha cevabı. Üçüncü hazine neredeydi lan?
Şurada mıydı? Mekan görevleri. Aynen orada. Şimdi etrafta çok fazla seksi kurbağa var. Nasıl edeceğiz? Görmedin gel lan. Have to think of a long, painful way to finish this. Wide awake, Adelfe. Have no fear. Beynine verdim orası çocuğum. Reis oku kapat oku. Yavşaklar sizi bak nasıl saklanıyorlar. This is a holy place. The sacred temple of Amun. E ne yapalım? Hey! Got trouble here! Ne oldu lan? Götün gibi de arkadaşlarını mı çağırdın? Şuradan çıkabilirsin bence bay. Yani bence çıkılabilir. Çok fazla çıkıntı var. Yo niye duracakmışım? Evin içindem şeyler. I am dying of thirst. Please. What? You should not have come here. Hey, wait. Please, water. Şöp, şöp. Daha çok bu, daha çok. Hey, someone there? Dayı ben aslında öbürünü çağırdım ama neyse sen geleceksin sen. By the love of Amun, please. To me, brother. Lan bu Medalamon değil mi lan? On my way. Medalamon muydu? Madonamon muydu? Yanlışlıkla onu mu buldum amına koyayım? O pezevenk de Amun tapınağında mıydı? Tapa bir açsana bir. Ana görev. Bayağı dar konuştuğunu anladım ki aynı öldürmeye çalışır. 48 metre diyor. Ben yanlışlıkla ana göreve geldim herhalde amına koyayım. Herifleri kurtarayım derken. Please, water. Yat yere. Soğuk seni. Öldürüyor musun kanka sen? Hidden Blade olmadığı için şimdi bir şey diyemiyorum. Geberdin mi bu orası çocuğu şimdi? Gerçi debeleniyor ama. By the love of Amun, please. İptal edememek biraz kötü oldu. What are you doing here? Dayı sen ne yapıyorsun? Careful! These soldiers are everywhere. Yaktım orası çocuğunu. Bayek, what are you doing here? Yaktım dediğin de yanmıyor orası çocuğunu. Dayı karşılıklı sıkışırız sabaha kadar biliyorsun değil mi? Ben burada ömza. Ölme diye lan piçe bak. Amına koydum onun. Bacılar. Dayı ben seni bir serbest bırakayım. Siktir git buradan. Ne oldu? Bayek, they will kill you if they find you. Medenoman neden? Yavşağı buldum herhalde. Ayşe köpek. Sen şimdi bana mı? Kırarım lan o kemiği. Dayı çık buradan çık. Çarşı pazar karıştı amına koyayım.
Yanlışlıkla o Medonomon muydu, Pokonomon muydu, ne boktu, o yavşağı öldürmüş olabilir mi? Çünkü o heriflerin başında gelen az önceki Keltoş kafasında yassı bir altından şey vardı hatırlarsanız. Amon topuna, Amon topuna diyor, 48 metre diyor görevin şeyine. Dayı senin namına korun, bak benim canımı sıkma. Bütün siva içinizden geçer mi? Öldüğünü teyit et. Hakikaten buymuş lan. Oğlum yanlışlıkla ben ana hikayeye gelmişim ya. Hay sokan böyle davaya. Acaba iptal etsem herif ölmez mi ki? Neyse dur lan, üst katta şey vardı. Ulan biz güya dayıları kurtarmaya gelelim dedik. Dayılara gelemeden yay verdi. Lan ne yayı ya? Ne lan bu Amon'un bilmem bir şeyleri. Amon tapınağı. Ne oldu? Bitti mi tapınağın mevzusu? Bu kadar mıyız? Ehlen ve sehlen diyorum, sokuk. Ya orospucu zaten sonuçta babamın oğlu değil de arkadaşın bu kadar çabuk ölmesini beklemiyordum ama birazcık da şey, haritaların yanlış yönlendirme mevzusu var abi, benim suçum değil yani. Ben normalde buraya açıkçası istekli haline gelmedim, öyle bilerek de yapmadım yani, kumpas kurmadım kendi kendime, sizi de şey yerine koymadım. Ben normalde şuradan haritadan şurası bildiğiniz gibi şeydi, soru işaretiydi, bir de gördüğünüz gibi geniş bir şey vardı, neydi onun adı, geniş bir araziye yayılmış bir yerleşke. Ulan müneccim yarrağı mıydık? Nereden bileyim amına koyayım buranın direkt Amon ne yaraksa tapınağı olduğunu ve Bipto Siking burada olduğunu. Ara herif direkt karşıma çıktı. Ben ne yapayım? Zaten dibinden belliydi o Keltoş'un olduğu da. Acaba diyordum öldü lavuk. Aile toplantısı da yakın bize. Tapınaktaki mahkumlar da yakın. Ve anlamadım ki. Şunu takip et bir de. Semih'i çağırayım. Ha bak direkt burada. Ben o adamı saldım ki. Kurtarılan rahipler. Başka yer herhalde hepsi. Seni hadi yavrum bulursun sen. Şurada mı? Şurada. Şurada güzel. Diğer nerede Seno? Tanrı seni affetmeyecek diyor. Hangisi reis? Bize bir tanesi yetiyor zaten. Tamam geç. Şu yavşak burada durur olsun. Eğer iptal olursa olsun, yapacak bir şey yok. Ben bu şerefsize gelmek istemiyordum, yanlışlıkla gelmiş. Bu replikler sağa biter herhalde ama. Şu yavşak beni görmüyorsa. Did you see something, Phile? Yo görmedim. Reis yanımda arkadaşını sikiyorlar. Nasıl bir erkete yapmak lan bu? Ha? Şu an gerçekten öldürmekten ziyade bayıyor gibi ya. Ben anlamadım. O benim Mercedes mi lan? Değil. Şunu nasıl geri kapatıyoruz ya? Ha tamam. Bir şeye basmadan solda. Kıpramayın lan. Sus amına koyma. This place is heavily guarded. Dert etme kanka, temizleyeceğiz buraların hepsini senle ben. Tamam neyse sakın. Dayı bana mı küfrediyorsun? Ben seni kurtarmaya geldim ya. Mesut değil kanka. Bayak. But I can move. Stay hidden until you can slip out of the temple. Hey. Ne diyorsun dayı? Ağzını burnunu vur gibi. Bu da gitti. Mızrak mı? Görmedin yalan. Lan ne oldu? Whatever gods you worship obviously aren't listening. Orospu çocuğu kurtardım, adamı öldürmüş. Lan ben ne diyorum, bu şey sesleri nereden geliyor? Ha iyi öldürmemiş. Dayı sana da saklan diyor. Niye saklanmıyor amına koyayım? Sen öyle etrafı adam akıllı analiz etmemek bir anda düşmanların çıkmasına da sebep oluyor. O da biraz şey.
Yani iyi mi olmuş, kötü mü olmuş bilemedim de sen öyle bayağı incik incik her yeri incelemen gerekiyor. İncik boncuk neyse işte. Baksana adam türüyor lan. Kanka dur bir sakin ol. Bir seviye aşağıdan dövüyoruz herifleri de. Tabii zorlanırız sonra. Hey wait. Sus lan. Ne duracağım amına. Senin topuğuna sıkarım. Geri zekalı bacağını açıklayayım sana. Git Anubis'e yalvar köpek. Nerede diğer emceler? Şu yavşak şuradaymış. Şuna bir tepeden bir salut motherfucker yapalım. Dayı ben aslında şey yapacaktım da. Dayı hedef kitlemesi yap. Ağzına sıçayım. Benim orta tuş sıkıntı olmuş işte. This is a holy place. The sacred temple of Amun. Afraid to face me? Ne diyorsun dayı? Birinci seviye adamsın. Ne diyorsun? Başka kaldı mı? Bayağı tertemiz ettim ana tapınağı. O sikin ölüsü de şurada bir yerdeydi. Cesedi de kaybettim. Zaten bulmak da istemiyorum. Salla. Şimdi bizim rahipler nerede? İkisi de şurada mı? Bir dakika beyler. Önce para. Aç ayı oynamaz denen bir şey var amına. Sonra itemler. The gods will not forgive you. Sen akın kardeş böyle erkeğe mi yatılır? Ne yapıyorsun amına koyayım? Koca Mısır'ı savunuyorsun bir de. Böyle mi savunuyorsun amına? This is a holy place. Tamam dayı sakin. The sacred temple of Amun. Galiba bunlar rahiplerin konuşması ya. Is that really you? Benim dayı benim. Çık. Thank the gods. We must stop this madness. Wait here until you can get out without being seen. The gods of Amun. Tamam, that's all of them. Tamam bitti mi? Ne oldu lan? 500 XP aldık kolay yoldan güzel. Dayı bir çok ses yapmayın ben şuraları bir iki fazla bir lootlayacağım. Post çıktı. Şu aşağıda bir sokuk varmış. Görünen o var. Giysisi biraz farklı duruyor arkadaşım da. Roma askeri olabilir o lavuk. Hakikaten fare cross zor ya. Wait a minute. Bring him down. Gel lan. Fight alım amına koyayım. Aa lan kaplanmış lan bu. Sıçarım kaptanla. Dedim zaten bu pelerinli kaskı maskı Mısırlı'ya benzemiyor. Romalı mıdır şey midir nedir bir de yanlış hatırlamıyorsun. Bunun konusunda doğal olarak Mısır'dayız amına koyayım. Kim olacak? Kleopatra. Bir de onun kim var? Fuck buddy'si. Sezar. Ay amına. Tamam işte. Zaten Yunan, Roma, Mısır iç içe heriflerin. O yüzden tamam. Burayı temizledik. Dayı bir sakin ol. Tamam temizledik buraları. Şimdi ileri doğru yardıracağım. Şurada paralar varmış. Kısa günüm kârı. Sen nereden çıktın lan yarak? Dayı bir seviyesin bak bir seviye bir. Birsin amına koyayım. Diyorum ya bak sen öyle her yere şey yapmadığın sürece bir anda surprise motherfucker diye adamlar çıkabiliyor. Ne varsa lootla reis, ne varsa lootla, lootla lootla loot. Ok da lootla, ne bok da lootla, ne varsa lootla. Ne diyorsun? Şey gitti zaten. Tapınaktaki mahkumlar bayağı hapsedilmiş rahipleri bağırışlarını duyar ve o olayı incelemeye koyulur. Zaten yanlışlıkla geldik ama bu bölümde gerçekten bu Amon tapınağında bir ana görev İki yan görev varmış belli ki. Bu ne amına koyayım bolluk lan. Yanlışlıkla o Medun Amun denen arkadaşı sıktık bir de güya zor diyorlar. İki tane, üç tane ok sıktım pezevenginin topuğuna. Yanarak öldü kafir. Bu daha ön gösterim. Öbür tarafta seni kazığa oturtacaklar. Ondan sonra zevkten zıplayacaksın Keloğlan'daki gibi ama. Bir dakika yengeciler hemen. Ondan sonra acıma. Şey de buradaymış. Şu aile toplantısı denen dayı da burada. Sahte kain dediğim gibi işte ana görev herifin ölümünü şey yapmadık ya, burada öyle bir şey vardı. Öldürsen de herifin başına gidip execute yapman lazım. Sonra bayağı doğal olarak buranın miti, inançları gereği Anubis seni bekliyor falan filan öbür tarafa paslıyor ya. Şimdi şu var. Bir de şunu alalım. Terum'un dayıyı. Normal rahipleri hallettik. 65 metre diyor da. Şurada bir şey vardı dayı.
Şuradaki şu alev şeyleri ne ola ki? Dur lan, şurada şey varmış. Bunların hepsini alacağız, şu an fakiriz. Yani diğer oyunlar gibi hilesi buna yaraşır mı bilmiyorum. Hile yaraşmasa da dert değil. God of War'daki gibi toplar gideriz. Sorun değil. Zaten her arkada hile yapabilsem bile para ve materyal hilesi yapabilirdim ki materyal hilesi yapmam çok zor duruyor. Çok az çünkü materyaller. Parayı yapabiliriz bir şekilde de. Ya oğlum bir anda bağırmayın lan. O dili bilmeyince bir de saçma oluyor. Şu alev ne ki lan? Alevi merak ettim. Sırf sadece merakımdan. Oy ne güzel lan görsel. Mendenamını bul öldür diyor bak. Dayı ben o yavşağı öldürmeyecektim de yanlışlıkla öldürmüş bulundum ya. Bunu ne yapıyoruz? Yakıyoruz mu? Tuzak yerleştir. Ne oldu da? Şu bizim şeyler bağırıyor ya. Dayı yerleştirdik tuzağı, ne oldu? Ben mi sıkayım? Allah belanı versin senin, ne yapıyorsun amınım? Bildiğin şeymiş. Patlatılabilir şeyi drop'u bıraktı amına koyayım. Ben de diyorum amına. Tamam dayı sakin ol. Şeyi seni bir çağır tekrar. Etrafta bir seksi kurbağa kaldı mı? Galiba yok, kalmadı. Dinleniyor, uyuyor diyor. Uyuyor dediğini bilmiyorum ama. Yemek yiyor, kimse o. Ama asker olsa, yani düşman olsa illa gösterir. Şunlarda olduğu gibi. Bak burada birkaç yavşak var. Hepsi de 1-2 seviye lan bunlar. Belli ki bu tapınağın içine girdik ya biz. Tapınağın içindekiler 4-5 seviyeymiş. Biz de zaten 3.5'uz. Uyuyanlara bir gece ziyaret yapsak mı ki? Selamünaleyküm beyler diyeyim. Şurada item varmış. Allah'tan etrafı şöyle şeyler koymaları güzel al. Bunlar da bizim eski asimlerden kalma saklanma şeysin. Aynen. Tamam reis, çık. Şu reisler uyuyormuş, bir ninni atayım onlara. Uyuyorsun la bir yüzün ninni. Tıpış tıpış. Abi adamın kafasına da basmazsın amına koyayım ya. Dayı mısır sıcak açık havada uyuyoruz diyorsunuz. Şunlar da kesin var ya patlayıcı şeydir ha. Haybeye koymamışlardır onları, o yüzden sıkmayacağım. Durduk yere kendimizi havaya uçurmayalım. Şimdi bu şurada tarafta bir tane arkadaş varmış. Ben onu bir ziyarete gideyim. Şimdi ziyarete gitmezsem ayıp olur. Güzel koydum, güzel koydum. Dayı sen ne yapıyorsun buradan mı? Dayıyı önce ittim, sonra siktim. Tamam. Neredeyiz? Yok değil mi etrafta başka böyle loot, mood, cart, curt. Şurada bir şey var. Senyu'yu bir kez daha çağıracağım. Sürpriz bir saldırı uğramayalım amına koyayım saçma sapan. Belli ki dediğim gibi Senyu'yla böyle etrafı cidden deli danalar gibi araman gerekiyor. Yoksa yani hiç ummadım bir anda herif ne yapıyorsun toprağım diye üstümüze atlayabilir. Senyu'nun daha saldırısı da daha açık değil. Yürü. Şuradan şu lootlarımızı da alalım. Oh 200 para varmış lan. Yani 3'er 5'er para verildiği yerde 200 para. Şunu seni nasıl görmedi ya? Kadın sandım lan. Kadına vurmayayım diyecektim de sonra dedim bana ne oldu. Aa, niye öldürmedi lan? Oğlum birinci seviye adam. Biz üçüncü seviyeyiz. Öyle ya da böyle sonunda da olsa başında da olsa. Öldürürsün sandım. Niye öldürmedin ki? Neyse. Çatıda kimse yok. Göz kulesinde şurada bir sokak var. Henüz şu an Senun'un da sezgileri düşük ya. O yüzden herhalde ya keşif bulamıyor. Bir anda herif bir anda önümüze çıkmasın da. Rahmetli Kemal Sunal'ın eski filminde olduğu gibi yüz yüze geliyorlar yine görmüyor ya. Neyse biz normal Assassin Time takılalım. Assassin değiliz ama olsun. Dayı sana bir masal anlatacağım.
Bana bir masalan yapalım. Yürüş göz kuruş. O nasıl kalkan lan, don gibi ama. Bu MC'ler burada. Dayı, araziyi tamamen temizleyip geliyor. Of, ağzım olsun. Vur kafayı yere. Zaten pekmezini betona iki defa vurdun mu onun amel defteri kapanır. Tamam sen de. Dedim ki bazı tuşlara hala alışamadım. Az önce işte devamlı seni çağırmam gibi. Ne oldu lan, biri mi var? Yakınlık şeyi şey yaptırttı da. Seni çağıralım bir. Kanka etrafta var mı? Bak varmış yavşan biri. Şuralarda var mı? Tam tepemdeyim ben şu an. Tam çaldayım. Şurada uyuyan götlerliler var. Şu kapıda bir yavşak var. Başka şu taraflarda, sağ tarafta. Yok mu? Tamam seni, eyvallah. En azından balkondaki yavşağa yerini söylemiş oldu. Dayı böyle her şey yazılmadan söyleyeyim de. Böyle nöbet mi tutulur amına koyayım? Ha önceki Asya oyunlarında nöbet tutarken ayakta uyanlar, ha sen amına koyayım. Şimdi bu arkadaşların hepsi uyuyor, uyandırmamak lazım değil mi şimdi adamlar, yani uykusunda bir çetmiyor. Bir yanda aslan kaplan çıkmasın da karşımıza. İyi geceler bebeğim. Gerçi öldürmüyor bu da, işte infaz diyor. Dayı sen ne biçim erkeksin, ona nasıl ses çıkarmak öyle. Topla reis, topla topla, ne varsa topla. Bırak. Loot neyin, bir şey kalmadı değil mi? Gece oldu zaten. Eve gideceğiz. Çoluk çocuk bekler. Reisin direkt beynine verdim. Ver lan okumu geri. O oklar şeyde bitmiyor ama. Tamam mıyız hacılar? Şurada bir şey varmış. Tek de olsa bak görünüyor. Şuradan çıkabiliyor musun? Çıkarsın bayağı, sen taşaklı adamsın sen. Yürü. Dayı bunu mu gösterdin amına koyayım ya, loot diye. Ben normal bildiğin loot sandım. Neyse tamam, bizim MC'leri rahat serbest bırakayım, bir seviye daha alalım. Ah götüm yarıldı. Vallahi bacağı kırıldı çocuğum. Saka saka dönüyor. Su yolu. Geldim MC'ler. Do not let them see you. Dayı kimse kalmadı merak etme, hepsinin neyse. Küfür etmeyelim şimdi. Çık 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 çık. Quickly. Kut kut kut. Geberdi geberdi. The Amun. He has died from his wounds. Ha pardon. Teramun. His family will want to bury him properly. Dayıyı taşıyacağız. Amına koyayım ya. Ben pardon. Bu Teramun denen MC ile öbür şerefsizi karıştırdım. Medanamon muydu? Meganamon muydu? Agamemnon muydu? Neydi? Medanamon muydu? Neydi? Soku. Bırakmak için nereye? 300 metre. Gün doğuyor be. Güneşi bir göreydik. Gün doğumunu. Nereden doğuyorsun güneş? Dayı ben seni götüreceğim de nasıl götüreceğim bilmiyorum. Cesedi de bırakmak istemiyorum yani. Ayıp amına. Helal lan bayak. Cesedi bırakmadan hareket edebiliyor. Taşaklı adam ya. Yok amına. Bu biraz abartı oldu ama. Güneşin doğumunu göremedim ya. Tersimden doğmuş. Yarım saat baktım ama. Neyse bizim kankiyi çağırayım ben. Reis nereden droplanıyorsun amına? Bunu arkaya atabiliyoruz mu? Yerleştir, güzelmiş. Abi adamı niye bok çuvalına atıyorsun ya? Koş kanka. Adam ölmüş. Ailesi onu ne onun adı şeyi bir şekilde gömmek ister diyor proforu. Ya sokayım Medun amına. Geberdi pezemek zaten. Boş ver. Ben onu hiç öldürmek istemiyordum da yanlışlıkla onu siktik arada.
şeyi bitirdik arada, o iyi oldu. Tapınaktaki mahkumlar, dediğim gibi bak 500x birlik 4'ün seviye, şu görev buradaymış zaten tapınakta. Bu buradaymış. Sufarilere hadi uzak da ana görev buradaymış. Ben ne bileyim amına koyayım, müneccim şey miydik? Normalde ana hikayeye gitmeyecektim. Ha yavşak hiç zorlamadı da olsun. MC'yi teslim edelim ailesine. Gömsünler madem. Münasip bir şekilde. Ne diyor lan? Mekanlar çok iyi ya. Dediğim gibi işte. Assassin serisinin baştan aşağı şimdiye kadar hep şey iyiydi. Mekan tasarımları, çizimleri. Yalnız benim ne yapmışlar böyle? Benim hatta bir sıkıntı var ya. Kanka tamam sakin ol. MC ne oldu burada? Saldırmış şerefsizler lan. I bring sad news. Where is Issa? Issa. She lies here with her son and daughter. Ana. The entire family. Sadly, I see Terramon also paid the price for his recklessness. I warned him that his rebelliousness would bring torment and suffering. But what happened? They saw the soldiers coming and hid in the cellar. But the soldiers burnt the house to the ground to teach everyone a lesson. I'm sorry. Put the body down there. They will journey to the Dua together. Beraber. So many deaths in the Wahat. We cannot give them a proper burial. Vay be arkadaş. It is not your rebelliousness that got you killed, Seni. It is Ptolemy's sick regime. He is a bad pharaoh. İşte. Yani isyanın değildi diyor, seni ve aileni ölüme götüren. Kötü bir ve şey bir firavun. Ailesini öldürmüşler adamın. Amına koyayım böyle işin ya. Şuraya getirir diyor. Çiçekler, çiçekler, yemekler. Ah be. Ortadaki çocuk. Ağzına sıçayım ya. Arkadaş ne moral bırakıyoruz insana, ne bir şey. Find peace. Huzura eriş. He will find more than he had here. Daha huzurlu olacak. Burada olduğundan daha huzurlu olacak. Vay be. Dert etmeyin acılar. Elimden geldiğince, illa yetişemeyeceğimiz bir şeyler vardır da, elimden geldiğince o firavunların var ya, o maskelilerin de, şimdi artık çok eski zamanlar olduğu için tapınakçılar daha yok etrafta. Asasinler de yok. O yüzden ben onların hepsinin namına koyacağım. Siz dert etmeyin. Elimden geldiğince ağızlarına sıçacağım. Tamam. Kabiliyet açıldı. İki silah taşımamız var. Şu diğer saldırılarımız var. Bunu alırsak şu ikisini açacak herhalde. Aşırı güç TP'si. Pasifmiş. Bu düşmanları aşırı güç aktif yeteneğiyle öldürmek TP verirmiş. Tamam. Saldır ve bastır. Püskürtme saldırısı kombosu gerçekleştirmek için hafif saldırı. Bir hafif saldırı sonrası, hafif bir saldırı sonrası düğmesine basılı tut. Ha, hafif bir saldırı yaptıktan sonra sola yine basılı tuttuğumuzda bir combo vuruşu gibi bir şey yapıyor. Fena değil, iyiymiş. Kaçır dedi. Ha, kontrol eline al. Bu bile iki yetenek puanı istiyor, vay amına. Tamam. Left shift, basılı tut. Şu ağır saldırı işe yarayabilir. Şu az önce bize dekilen büyük bir Romalı Yunan asker gibi hallettiğimiz vardı ya, onun gibi ya da böyle biraz daha gelişmiş guard denilebilecek düşmanlara karşı şu olabilir. Şimdilik bir savaşçıdan ilerleyelim. Çünkü ok şeyini henüz daha dediğim gibi alışamadım. Şunlar da güzel. Şu hayvanı özellikle çok istiyorum ama mesela o hayvana ulaşabilmek için şunu alacağız. Sonra şunu alacağız, alev bombasını gördüğüm kadarıyla yani bağlantıdan. Sis perdesini alacağız ki sis perdesinin ne olduğunu anlaşıldı. Yakından saldırı veya atlatma sonrası bu tozu bırakmak için R tuşuna bas. Tamam, anlaşıldı ne oldu. Düşman anı seslenir ve sis perdesi oluşturur diyor. Güzel. Görüş alanını keser. Ondan sonra sis perdesi hasar var. Dumanla yanan düşmanlar hasar alır ve yere yıkılır. Bayamıyor. Sisle dövüyor millet amına. İki. Sonra bu hayvan açılacak herhalde benim gördüğüm kadarıyla. Oraya varmadan gece gündüz geçişi diyor. Şu ağır saldırı bir alalım. O da şu tarafa açtı bak. Kartalıyla taciz. Ha, bizim seni artık taciz yapabilecek. Süzülme modundayken bir düşmana bakıp F tuşuna bastığında seni o düşmanı seslenletebilirsin diyor. Seni öyle.
Senin savaş sırasında sana yardımcı olur. Pasifide. Arada gelip gelip vuracak herhalde. İyiymiş. Siyah alimim var 3'te de. Ne diyor? İkinci bir yay kuşanabilirsin. Yaylar arasında geçiş yapmak için 3 tuşuna bas. Ya uzun ok bak. Direkt diklemesi tuttuğu okla yanlaması tuttuğu ok var. Bolo atışı dedikleri Moğol tutuşu. Tamam. Ama şimdilik iyi. Yeterli. Ağır saldırıyı da güçlendirdik. Basıl tutacağız yani shift'le. Hemen bir deneyelim boş arazide. Şimdi dayıyı ürkütmeyelim de. Şurada şöyle. Bekletti. Hazır diyor. Tamam. Yani ufak bir şey çıkıyor. Dayı şurada bir şeyler varmış. Yağmalarsam küfretme bana. 3-6. Şimdi yani ölünün işine yarayacağını. Ne oldu lan çarşı karışmış orada. Kaç seviyesiniz lan siz? Chariot'lar var. Clear off now. Stay with me. Find my brothers. The Archontas is fit. Gel lan. İn lan atla. Ata yazık değil mi yavşak? Bir kez olsun da senin at sana binsin amına koyayım. Değişiklik olsun. Bir şeye kaçtı gitti amına koyayım 200-300 metre öteye. Onlarla materyal alınabiliyor işte tamam. Not a deal. Fire it. Tamam. Chariot arabasını alabiliyor muyum ben? El koyabiliyor muyum yani? Vallahi mı lan? Vay amına koyayım. Çok iyi. Chariot kullanabilmemiz. Tamam. Bir haritayı açalım. Ufak bir görev tarzı bir şey varsa onu da yapalım. Bu şimdi geberttiğimiz pezevenk orada kaldı. Görevler mi yanıp sönüyor? Ne oldu lan? Yok bir tesisatmış. Ne geldi? Yakın menzil. Bir de en kısa dönemde bir demirci bulup şu bütün kötüleri şu altınlar harici her şeyi bir para karşılığı artık bir şey yapmak lazım. Ne oldu lan? Üretim gelmiş şeye. Tamam bunu üretiriz şimdilik durak olsun. Neyse ne diyorduk? Menyaç. Şurada da bak bir tane kale var. Korkuyorum şimdi yine amına koyayım. Şifacı diyor yan görev bak 3. seviye. Şurada bir tane liman var. Örse vurmak diyor yan görev. Saklanma yeri diyor. Yasak bölge kamp diyor. Kampa diğer bölüm gidelim. Dediğim gibi %100 yapacağımız için illa yani ana görevden gideceğiz diye bir şey yok. Dediğim gibi olabildiğini zaten overrated gideceğim ben. Şuradaki arkadaş tamamen bir iş kazası oldu. Yanlışlıkla gittik oraya. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. Amon tapınağıymış. Oraya varmadan da aynen böyle ne oldu yazmıyor işte. Yakınına yaklaşsan da. Öyle keşfediyorum. Orada da hem esir tutulan rahipleri kurtardık hem o aile mevzusunu yaptık ki adam da ölmüş. Döndürdüğümüz evinde ailesi de ölmüş. Öbür tarafta birlikte olacaklar falan filan dedi. Biraz hüzünlüydü ama tamam şimdi normal aktif bir yan görev yapalım. Şu an benim mesela görevlerimde ne var? Su fareleri var. 800 metre ötede o bayağı bir uzak aslında baktığında. 600 TP veriyormuş. Güzel 1200. Şu normal şey. Şifacı var ya. Şifacıya gidelim. Bir de herhalde yine bir mevzu çıkmaz herhalde. Yol üstündeki bir de şu liman var ya. Limanı da bir keşfedelim. Nerede liman? Abi sen yanlış yere gidiyorsun bak her seferinde ya. Pardon. Oğlum Chariot'u kontrol etmek ne kadar zormuş. Özür dilerim. Benim şeyim yok. Oğlum bu işaretlenen yere gidiyor da nasıl gidiyor ben anlamadım. Lan sokuklar geliyor neyse in ya. Benim devem bana yeter ama sokarım Chariot'ını. Konuş bana. İnin lan atlardan. Yazık değil mi lan atlara? Atı kestim senin yüzünden Allah belanı. Birinci seviye sokuklar atar yapıyor. Kusura bakma abla. Neyse ben benim Apep'i çağırıyorum ya sizin şeylerimi kaldık gel kanka. Kanka bak şura bak. Görüyorsun değil mi? Oraya götüreceksin beni. Ha yok lan. Ana göreve götürüyorum. Şöyle yaptık mı tamam götürüyor. Kanka götürebilecek misin? Ha burada kalırım diyor. Tamam eyvallah senin canın sağ olsun. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Yavşağa bak yavşağa. Aa kalkanı tam zamanında açarlar işte böyle yavrum.
Birader vuramıyorum şu an. İn lan attan. Sokul. Sen zabıta mısın? Sana ne? Vuramadı. Yavşak vurdu onu. Sen o. Sık şunun anasını. Yandın değil mi göz? Dayı ben öbürüne vuruyordum ama sen gaza kurşunu oldun be. Bak benim deveyi de korkuttular ya. Geç dur lan, bu benim deve değil. Hapep nereye gittin amına? Sokuklar ya. Sizin götünüzü iyi kaldırmışlar. Neyse tamam, şu yeri... Hayvanları sevebiliyoruz mu? Bu ne lan? Tazı mı? Mısır tazısı. Dayı, işi yok, ayıp değil mi ya? Yeni mekan. Lisandros'un kahin adakları. O neymiş onun? Su altında mı hazine var? İyi de oğlum, su altında hazine varsa dinleniyor minleniyor diyor. Şurada da hazine varmış. Burada da hazine varmış. Biri bu. Biri bu. Biri bu. Ulan kaç tane hazine var? Şu tarafta mı? O ne lan? Merdiven bulduk bir tane de. Uyuyor diyor. Uyuyor dediği timsah herhalde amına. Çok sakat bir yere geldim ben ya. Yer altında herhalde buraların şeyleri. Mekan görevleri. Timsah mimsah çıkmaz değil mi bir anda? Surprise motherfucker diye ağzımızı burnumuzu kırmasın da. Seni bir Allah rızası için suyun altını bir analiz etsene kanki ya. Geziyor diyor. Timsah değil mi o şerefsiz? Şu ne? Yo, balıkçıl lan bunlar. Ha, balıkçıl. Timsah olan neredeydi? Şu uyuyor diyordu bir yerde de. Dinleniyor diyor. Kim o? Geyik mi dinleniyor mu? Bayağı mı? Timsah hangisiydi ya? Şurada bir tane batık var. Şimdilik timsah yok gibi ya. Ya timsahla da uğraşmak istemiyorum canım. Allah Allah, o kadar da değil ama. Dalmak için. Su altı navigasyonu. Yukarı yüzmek için alt, aşağı yüzmek için atılmak için de boşluk. Şurası mı? Ne kadar nefesimizi tutabiliyoruz? Geberip gideceğiz yemin ediyorum. Ne bulduk? Ben yukarı gidiyorum, boğulacağım. Allah, ekmeğin kusar çağırsın, boğulacağız. Timsah mı? Dayı öyle tekne mi olur amınım ya? Altıma sıçtım ya. Hemset. Aleykümselam amca. Dayı öyle bir geldin ki nasıl bir gemi altın varsa ben şeyi alamadım değil mi? Hazineleri. Tekrar dalıyorum ben o zaman. Dayı buradan çıkamazsak yemin ediyorum kemiğimi bile bulamazlar benden söylemesi bak. Hadi lan, E'ye basıyorum, al. Ha, basılı tutacağız. Dayı geberip gideceğiz ya. Sen hala neyin basılı tutması derdindesin amına koyayım. Gebereceğim yemin ediyorum, gebereceğim. Hadi hadi, az daha az daha. Ciğerlerim boşalıyor. Tamam tamam, anladım. Su altında bayağı bir dolaşmak için de şey lazım. Dayı ölüyordum ya, ne anlatıyorsun sen amına? Geberiyordum amına koyayım. Şu açıldı herhalde değil mi? Şunlar var. Dal bir daha reis. Neredeydi oranın girişi? Şura. Hızlıca alıp çıkmam lazım. Tamam. Zaten çok yanlış bir yere çıkarsak Allah rahmet eylesin ama. Hiç cenazeme bile gelmeyin ama. Hadi lan hadi. Görüntü kararıyor mu? Yağma lan. Yemin ediyorum boğuldum.
Vallahi bu oldum. Çık reis çık, seri yüz. Ha, yukarı çıkmak için de deparı kullanabiliyormuşuz, onu bak bilmiyordum. Tamam, iyi oldu. Ya ne onun adı? Sualtı navigasyon diye açtı, hemen kapattı ya. La MC, bir okuyalım amına. Ne oldu, bitti mi şimdi burası? Bir şey, merdivenleri. Merdiven dedi de genel olarak hava çıkışları galiba. Etrafında timsah yok değil mi? Bir anda yani. Ne yapıyorsun yaprağım diye. Sikmesinler bizi ama. Galiba tamamız. Aynen. Tamamız. O zaman haritayı geri aç. Hazineye de varmış bak zaten. Belli ki o her soru işaretinin olduğu yerde Mehmet abi öyle demişti zaten ilk bölümde. Özellikle görünen sarı altın rengindeki soru işaretleri olursa normal navigasyonun orada, onlar daha büyük ödüller veriyormuş. Bunlar 3'e 3 öyle gittik Lysandros. Şurada Amon Tapınağı'na gittik. Yanlışlıkla görevler yaptık falan filan. Tamam. Şu yavşan Batlamyus mudur ne boktur. Firavun'un şeyini hallettik. Tesisatlar cart curt. Onlara geleceğim ben sonra. 2 tane şey diyor. Yakın menzil. O ne lan? Kenanlı kılıcı. Kenan şey değil miydi lan? Musa'da geçen. Kalkan gelmiş bir de. Şu don gibi olan bir kalkan var diyor galiba. Tamam. Başka da bir şey yok. Tesisatlı diğerlerini gösteriyor da o geç. Tamam, şu şifacı mıdır nedir onunla bir görüşelim. Ondan sonra ben... Ahır var yine. Abi demirci yok mu ya? Yol üstü yerler var. Şifacıyla bir konuşalım. Yan görevmiş. Eğer mesafesi kısaysa çok da bizim uğraştırmayacağını düşünüyorsam... De Allah şey miydi lan burası? Sana dalman gerek yok diye zaten. Olur lan. Bir şey ses çıkardı az önce de. Tırstım amına bir. Şurada da bir sürü şey var. Bunlar su kenarından su altından. Ha normal. Şey zemininde. Başka? Güzel. Ne olan dalgıç mı? Yalnız benim elimdeki ok şey olmuyor mu diyecektim. Tamam şifacı. Rabia. Rabia mı? Bayek! It does my heart good to have you again in Siwa. Bu kadar mı? Tamam. Konuşalım. You now send her back to health. I never expected to see her again. She is a tough old bird. Like you, eh? Bayek. Epsifa tells me you are healing the villagers as best you can. It would give me much pleasure to help you. That is kind of you. May your car be blessed. I can always use help. The soldiers are brutes. Almost every villager has cuts, bruises, broken bones. To help them, I put together a makeshift perronk in the old ruined temple. Friends bring me medicine from Yamu, but now the soldiers stop everyone entering the village and steal their goods. So, we tried to bring medicine on a boat instead. And the soldiers stopped that also? They sank the last shipment. The medicine jars are scattered across the bottom of the lake. I will get them for you. Thank you, Bayek. Bring it to the old temple. I must go there now. Tamam ablacığım, sen bana sal. Medicine could be anywhere in this lake. Senu can help me. Ha, yakınlardaymış lan, iyi tamam. Hemen yapıverelim madem Rabia ablamıza. Ele geçirilen ilaç kavanozu var. Senu. Kanka. Lan, suyun altında mı yine? Senin nerede lan? Ya abi ben suyun altına girmek istemiyorum. Bunlar bana niye suyun altına? Gidiyorum ya. Kuş bir şey anlatacağım dur. Yavşak bir şey anlatacağım dedim. Kötü hoş ya. Buna ne oldu lan? Beleş deri eyvallah da. Niye öldürdünüz hayvan amına? Kesin timsah gelecek. Az önce gelmedi ya, bu sefer kesin gelir amına. Hissediyorum Rıza baba. Alalım. Tamam, kavanozun birini aldık. Kavanozun ikincisini aldık. Çok az nefesimiz tutabiliyoruz ya burada. Köpek balığı, köpek balığı. Jaws, mouse, Jaws 2. Her şey çıkabilir. Kaç. Kaç. Dayı bak, ikidir.
Ormak falan versin. Uydum bokuma kaçıyor. Ne yapıyorsun ya? Nereye oraya? Tamam dayı geliyorum. Dayı beni. Emce beni şeye götürsen şu 400 metre. Dayınla telepatik ilişki kurduk herhalde hiç. Anlamayacağım şey yapmadım. Dayı faka maka ayıp oluyor ama. Timsah mı lan o? Yok yine Süzen çek. Süzen demiş. Usta! Ben sürebilir miyim? Eyvallah geç diyor adam da. Ulan adamın şeyine el koydu lan. Shift'e basıp. Ferusen! Sen bıkıtma her! Dayı ben sana saldırmadım da yanlışlıkla oldu o. Dayı karıya oturduk. Benden bu kadar. Geç sen al. Aleti de batma. Dayın küfür etmiştir bana. Ne oldu lan? Kale mi geldi yine? Buyum. Senu ne yapıyorsun kanki? Altınlar varmış. Cart curt. O havuz ne alaka lan? Konuşuyor kim lan? Al şeyini bulmuş ya o dediği gibi. Rabia'yı terk edilmiş hayat evinde bul. Bir tane sokuk var çalışıyor diyor. Neye çalışıyorsun? Tamam ya ekstra bir şey yok. Bizim şeyi çağırıp. Kanka neredesin? Adamın dibi. Usta. Hedefe götür beni. Tamam otomatik niye bir yerleri geziyor? Yolu takip edemiyor mu? Niye lan? Tamam kanki sen canını sıkma ben şey ettiririm. Hak et lan hayvan nasıl gitsin buradan saçma sapan bir yere gelmişiz. Gel şuradan geçilebilirmiş kanka ya. Ama sen yine de normal taksi gibi bir adam olduğun için. Ne diyorsun lan? Evladım dur. Nun mes ne diyorsun? Neyse bizim deve belli ki belli başlı ana yollar dışında pek bir yere gidemiyor. Gel mancu. Tamam inelim. Ne oldu lan millet toplamış gerçi millet hastalıktan kırılıyor dedi ya. Ah Bayek. Hamun be praised. What has happened? Where are the patients in the temple rooms? Al işte askerler. The soldiers threw us out. Tamam anlaşıldı. Even though I pay the nomarch to allow me to use the temple, every few weeks soldiers come to take our medicine and food stocks. Always the same soldiers. They call it a tribute, a tax for the Pharaoh's royal army. We barely have what's needed to take care of the poor souls that need our help. Vultures. Don't worry, Rabia. I will make certain they don't bother you anymore. Be careful, Bayek. Dert etme abla, onların ağzını burnunu kıracağım. Hayat evi insanlar neden askerleri öldür. Ulan millet burada hastalıktan kırılıyor. Bu onun bunun çocukları. Dur seni bir çağırayım da genel analiz yapalım değil mi? Kaka bir depar at bakayım. Şimdi hiç ummadık yerden orası çocuğu çıkabilir o yüzden. Şuralarda bir şey varmış galiba. Çıka. Şurada da bir götoş var. Şurada da bir götoş var. Başka götoş yok herhalde. Neyse yeterli. I should be cautious around here. Hamun. Yo görmedim yalan. Dead you shit! Ha gördün ne olacak amlan? Gel bir periyle meydanı sabah verdiğimiz. Ya basıyor mu abi kabul etmiyor. Ben sikerim öyle oynuyor. Arkadaş öyle değil şöyle vuracağım ama. Ha perilerin yavşağı. Ya birazcık da zamanlamayı tutturmak lazım demek. Hapıyorsunuz lan. Ah lan tam da kafa üstü attıydım ya. Yeah.
Ne oldu reis? Teke tere hadi. İyileşiyor derken kim lan iyileşen? Papyrus varmış. Burada bir tane mi papyrus var sadece? Başka yok mu? Damn, not much here this time. Ne diyorsun lan? Wait a minute. Time is up. Die. Ne diyorsun lan? Bunlar zaten Yunanmış herhalde Meltain dedi ki. Başta niye öyle şey diye çevirdilerse. Meltain'in askerlerini öldür. Dayı çok ortada duruyor. Beynin yararlar öyle işte. Yok mu şuralarda lootlan alacak bir şeyler? Galiba yok. Tamam o zaman ben direkt yukarıdan başlıyorum. Nereye geliyorsun öyle? Mutlu mutlu amına koyayım. Can gitti. İyi, diyor gef. Ne oldu? Papyrus'u bulduk mu? Mekan görevleri. Bu kadar mıydı lan hayat evi? İmha alanı, bilmem bir şey, cart curt. Abi. Dayı, şey diyordun bir de, başka bir şey daha var diyordun bu bölgeyle alakalı. Sadece bu mu? Bir tane papyrus mu? Aynen, galiba bir tane papyrus. Tamam, bizimkini şey yap, M'ye bas. Bakayım. Hayat evi, aynen bir tane papyrus. Kimisinde hazineler oluyor işte üç tane, kimisinde bir tane. Belki başka yerlerde daha fazla, daha az. Neyse. Tamam o zaman şu arkadaşın da hadisine son verelim. Siktir olsun gitsin göklerle. Etrafta dolanmasını biliyor hatırsızı gibi ama. Ne diyorsun kardeş? Ha, ne diyorsun sikik? Ne diyorsun? Kıçımı yakarım haberim olmaz. Rabia abaya geri dönelim dönelim. Abla burası temiz. Tertemiz. Mis gibi. Döndüm abla. The temple is yours now. Those soldiers won't bother you again. All my patients, thank you. Ah, I almost forgot to give you your medicines from the sunken boat. You know the excitement, I forgot about them myself. The oasis of Sewa is lucky to have you, Rabia. Promise me you will not become consumed with your vengeance, Bayek. I think of nothing else. By the grace of Amun, one day I will be free of it. Sana bizimkinin başına bir şey... Ubisoft Club eylemi tamamlandı. Bir şey yaptık. Beşinci seviye. Ne oldu? Kedi muskasıyla bilmem bir şey geldi. Ve demirci açıldı herhalde bak. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi şey var. Beşinci seviyedeyiz. Ne onun adı? Assassin yeteneğimiz var, kullanabilir ve demirci. Bir şeye basalım. Demirciler gerçekten açıldı mı? Onları çünkü dört gözle bekliyorum. Satacağım birçok şey var. Alınabilecek bir şey var mı bilmiyorum. Teçhizatlara bakalım. Ne gelmiş? Bir şey gelmemiş. Hala aynı şeyleri gösteriyor. Kabiliyetlerimiz burada. Bir tane envanterimize bir şey geldi. Ne lan o papyrus? Beni Siva'da yalnızca bir tanrı için yeterli sayılabilecek tek çanağın dibinde bul. Ne diyorsun lan? Kelime oyunu gibi bir şey mi? Papyruslar. Bu kadar diyor. Birini bulduk. Hayvan malları. Biblolar. Cartçut. Şu satılacak şeyler. Falan. Geç. 2000 paraya ulaşmışız ama envanter çok az belli ki. Para belli ki bulunuyor. İyi kötü de olsa çok bulunuyor. Envanter çok az. Materyal yani. Onları bulmak lazım. Halledeceğiz bir şekilde. Tamam. Tesisattan şey. Görevler. Ne oldu lan? Görev niye yanıp sönüyor? Tamam hallettim işte.
Vaha gitti diyor zaten yükseltene teçhizata. Mahkumla aile toplantısını aynı bölgede yaptık. Şifacıyı da hallettik. Tamam. Pardon ya, zaten görev yanmıyor. Kabiliyetle teçhizat yanıyormuş. Şu an kabiliyet bir puan drop olsun. Bir ellemeyelim. Tamam. Demirci işareti çıkması o biraz tuhafıma gitti. Belki şey geliştirmesi de olabilir onundan kastı. Teçhizatta. Şunlardan ziyade silah geliştirmesi yapabiliyoruz mu? Yani bilemedim. Belki de geliştirecek şeyin var diye gösteriyordur onu. Tamam. Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Haritayı bir daha aç ver. Diğer iki bölümde şu Lavuğ'un ölümünü onaylarız. Ben dediğim gibi normalde burada gitmeyecektim ana hikayeye. Aynen böyle yan görevler, bir iki etraf keşfetme falan yapacaktım. İlk şu soru işareti etraf keşfetmeye gidelim dediğimiz yerde zaten Amon Tapınağı'ymış. Ve orada halihazırda iki yan görev ve bir ana görev varmış. Herif geberdi. Normal cesed orada büyük ihtimalle bekliyor galiba bizi. Onaylamamız yani. Suikasti. Tamam. Deniz altına girdik çıktık. Biraz dolaştık. Beşiğin seviyeye ulaştık. Etrafta devamlı dokumacı ve ahır var. Henüz demirci bulamadık. Demirci bulmamız lazım ki elimizdeki şu mavi olan tırt itemlerin hepsini satabileyim onlara yani. Şu an normal parçalamamız hiçbir boka yaramayacak yani Meta'nın dediğine göre, ki bence de mantıklı. Onun bize bir getirisi olmaz ama bir satıcı bulabilirsek, ki ona göre ayarlamışlar. İşte ahır işareti olan yerler binek satıp binek satın alıyorlar. Dokumacılar genel olarak giysi satıp giysi satın alıyorlar ve aynı şekilde şu envanterimizde bulunan hayvan derileri, işte ne bileyim işte sırtlan kulakları, akbaba kafatası dediği, ne bileyim ceylan toynağı, otbok, bunları yani alıp satıyorlar yani aynı şekilde. Belli ki demirci de envanterimizde bulunan, şu teçhizatımızda bulunan işte silahlardan satıyordur. Belki iyisi vardır, belki kötüsü. Bizim elimizdekileri satın alıyorlardır öyle. Parçalamak hiçbir işimize yaramayacak. Tamam. Dediğim gibi burada bitirelim. Yakında da bir yer var mı? Bir gidiverem diyorum da. Çok da bir yer yok. Şurada şey var. Ha, dediğim gibi diğer bölümde hemen başında şu yavşağı gebertiriz. Onun bir sinematiği girer illaki. Ölümünü onaylarız. Belki bir hikayenin ilerleyen şeyi açılır. Belki bir bilgi alabiliriz. Şu an yılan mılan diyordu ya şu tarikat kültistlerden. Ne alsa şu maskelilerden. Diğerlerinin kimliği belirgin değil. Akbaba ile Şenkin'de koçbaşında maskelilerden biri deyip geçiştiriyor. Ama yılan en azından Siva'daki felakette adı geçen maskelilerden biri diye bir alt metin düşmüşler ona. Belki şu Medunamun'u hallettikten sonra bunun kimliği açığa çıkacak olabilir. Ya da en azından onun kimliğine dair bir bilgi sahibi olan biri veya bir papyrus bir şey olur. Oralara yönlendirecek olur falan filan. Yan görevlerimiz var, fare şeyleri. Ama diğer bölümün başında o herifin ölümünü onaylarız. Ve şu kaleye gitmeyi istiyorum diğer bölümde. Ne kadar seviyesi bilmiyorum. Şimdi sadece kaptanı öldür ve hazineyi yağmalı diyor birim biri. Çok güçlü de olabilirler bizden. Bizle denk de olabilirler. Şu an 5'iz ama tamam. Yanlışlıkla eklentilerden diğer videoya çıkıyorum. Fazlanamasına gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olursunuz. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sivalı Bayek'le ortalığı tertemiz edeceğiz. Belli bir mevzular var. Geçmiş flashback'te de ne olduğunu anlatırlarsa bize mevzuyu şey yaparız. Hoşçakalın. Bay bay.